96. temel eğitim sorularını çözüyoruz arkadaşlar. 51. sorudayız. Ülkemizde ilk yardım gerektiren bir durumda aranması gereken numara 112'dir arkadaşlar. Artık tüm numaralar 112'de birleşti. Bütün yangında olsa, polisi aramanız gerekse her şekilde 112'yi arayarak ilgili kuruma aktarılıyoruz. 112. Kanamanın ciddiyeti aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir? Tabii ki kişinin kan grubuyla alakalı değildir arkadaşlar. 53. soru. Hareket ile artan ağrı, şekil bozukluğu, hareket kısıtlığı, şişlik. Yukarıdakiler hangi hastalığın belirtileridir? Tabii ki hareketle arttığına göre kırıklarla alakalıdır arkadaşlar. 54. soru. Özel güvenlik görevlilerinin burun kanamalarının durdurulması için hangi uygulamayı yapmaları gerekir? Burun kanamasında baş hafif öne eğilir, yaralının burun kanatlarına sıkıca bastırılır. Ama ön tarafta olması lazım burnun. Hani kanama geri değil, aşağı doğru olmalı. Bunu unutmayın arkadaşlar. 55. soru. Aşağıdakilerden hangisi turnikenin uygulandığı durumlardan birisi değildir? Hafif yaralanmalar olması turnikeyi gerektirecek bir durum değil. 56. soru. Yangın yerindeki tehlikeler içerisinde bulunan çökme tehlikesi, yapıların yüksek sıcaklıktan dolayı taşıma gücünün zayıflaması ve çökmesi olayıdır. Bu tehlike göz önünde bulundurulduğunda aşağıdaki yapı çeşitlerinden hangisinin daha önce çökmesi beklenir? Ahşap yapılar. 57. zaten yangında doğal olarak ahşap daha çabuk yanar değil mi arkadaşlar? 57. soru. Kötü amaçlarla bir binaya, herhangi bir mala veya araziye zarar vermek amacıyla bilerek ateşe vermek yangın sebeplerinden hangisine girmektedir? Sabotaj tabii ki bilerek arkadaşlar, sabotaj. 58. soru. Oksijen ile belirli bir karışım oranında yanabilen gaz ya da gaz karışımlarına ne ad verilir? Yanıcı gaz diyoruz arkadaşlar. 59. Olası bir yangın durumunda itfaiye ekibi olay yerine gelene kadar yanıcı maddenin türüne göre uygun söndürme maddesi kullanarak yangına ilk müdahaleyi yapan, yangını söndüren veya genişlemesini önleyen ekip aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki söndürme ekibidir arkadaşlar. 60. soru. Aşağıdakilerden hangisi itfaiye teşkilatının görevlerinden biri değildir? Olay yerindeki kaos ve kargaşanın önüne geçmek itfaiyenin değil kolluk kuvvetinin görevidir arkadaşlar. 61. soru. Kimyasal reaksiyon alanında ısı alınması ve çekilmesi olayı söndürme yetkisi özelliklerinden hangisine girmektedir? Tabii ki soğutma arkadaşlar. 62. soru. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangınlarda açığa çıkan kimyasal ve zehirleyici özelliği bulunan gaz çeşididir? Karbon monoksit arkadaşlar. 63. soru. Yanma çeşitleri aşağıdaki şıkların hangisinde doğru olarak verilmiştir? Yavaş, hızlı, parlama, patlama, kendi kendine yanma. Yanma çeşitleri bunlardır arkadaşlar. E şıkkı, yavaş, hızlı, parlama, patlama, kendi kendine yanma. 64. soru. AVM'de görevli ÖGG yani özel güvenlik görevlisi Erkan iki gencin kendi aralarında konuşurlarken bonk yapmak ve kafayı dumanlamak gibi bazı kelimeleri kullandıklarını duyar. Bu durumda güvenlik görevlisi Erkan aşağıdaki konuların hangisinden şüphelenmelidir? Tabii ki uyuşturucu kullanılması ihtimalinden. 65. soru. Aşağıdakilerden hangisi sentetik yollarla üretilmemiş doğada bulunan bir uyuşturucu maddedir? Arkadaşlar esrar doğada bulunan bir maddedir, uyuşturucu maddedir. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişiminin özelliklerinden biridir? Tek yönlü iletişim olarak kalabilir. 67. soru. Herhangi bir konuyu ya da olaya
konuya ya da olaya ilişkin duygu ve düşüncelerimizin kodlanarak sözlü, sözsüz veya yazılı olarak alıcıya ulaşmasını sağlayan sembollerdir. İletişimin iyi olabilmesi için hedef tarafından algılanabilmesi önemlidir. Tabii ki bu nedir? Mesajdır arkadaşlar. 68. Aşağıdakilerden hangisi iletişim kurma nedenlerinden birisi değildir? Yönetmek, hakimiyet kurmak. Hayır. 69. Bir işi yapmak için içimizden duyduğumuz güçlü isteğe motivasyon denir arkadaşlar. 70. Ne söylemek istiyorum, ne zaman söylersem karşımdaki kişinin iletişim kanalları açık olur. Nerede, hangi ortamda iletişim başlatmam yerinde olur? Yukarıda verilen sorular hangi amaca ulaşmak için kullanılır? İletişimde amaca ulaşmak için. 71. soru arkadaşlar. Kişinin kendisini herkesten ayrı tutarak her konuda öne çıkmak istemesi, diğerlerinden kendini daha önemli olduğunu vurgulayıp ilgiyi, alakayı sürekli üstünde tutmaya çalışması olarak tanımlanan iletişim engeli aşağıdakilerden hangisidir? Egoizmdir, yani ben merkezcilik, bencilliktir arkadaşlar. 72. soru. Yapılan bilimsel araştırmalara göre bir güvenlik görevlisinin kılık kıyafetini gösterdiği özen kurum içinde aşağıdaki etkilerden hangisini doğrulamaktadır? İlk iletişim süreçlerinde karşısındaki üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Çünkü hiç tanımadığınız, bilmediğiniz bir kişinin ilk olarak sizi bıraktığı izlenim kıyafetindeki temizlik, düzen, özendir arkadaşlar. 73. soru. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri iletişimin temel özelliklerindendir? İletişimde bir kaynak, bir mesaj, bir de alıcı bulunur. Evet, bu temel bir özelliktir. İletişim insan davranışlarının bir ürünüdür. Evet arkadaşlar, doğrudur. İletişim dinamik bir olgudur. Kesinlikle doğrudur. İletişim belirli kalıplara bağlıdır. Evet, E şıkkı hepsi. 74. soru. Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri bir problem çözme yoludur? Arkadaşlar, yenilikçi çözümler üretmek. Bu bir problem çözme yoludur. Farklı aile içinde en doğru ve en etkili seçim yapmak, ki bu da doğrudur. Ve 3. problemin nedenini anlamaya çalışmak. 1, 2 ve 3 doğrudur arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi etkin dinlemenin boyutlarından biri değildir? Ön yargılı olmak kesinlikle etkin dinlemenin boyutu değildir arkadaşlar. Biraz mola verelim, siz de dinlenin. Tekrar devam edeceğiz. 75 bitti.